Star Wars evreninin hep açık dünya bir oyunu olarak ne kadar güzel olabileceğini düşünmüşümdür. Gezebileceğiniz gezegenler, farklı mekanlar, uzaylılar, düşmanlar derken içerisine kaybolup gidebileceğiniz bir oyun sunabilirdi bu evren bize. Zamanında KOTOR gibi Star Wars dünyasında geçen çok iyi RPG oyunlar da çıkmıştı. Ancak EA'nin geliştirdiği oyunlara kadar da onun gibi RPG ögeleri içeren Star Wars dünyası içerisinde gezebileceğimiz bir oyun gelmemişti şimdiye kadar. Star Wars Jedi Fallen Order bile bu hissiyatı tam olarak karşılayamıyordu. Belki de EA için bir deneme, geçiş oyunuydu. Ancak devam oyunu olan Star Wars Jedi Survivor ile birlikte sonunda o düşündüğüm Star Wars oyununa kavuşmuş gibi hissettim ben. Farklı gezegenlerde gezerek Star Wars dünyasını oyuncu olarak kendimiz deneyimleme imkanına kavuştuk sonunda. Açık dünyasında gezerek de bu dünya içerisindeki birçok farklı detayı keşfetmenin keyfi bile Jedi Survivor'ı iyi bir Star Wars oyunu yaptı şimdiden benim gözümde. Bugün de bu videoda sizlere Jedi Survivor içerisinde yer alan Easter egglerden, detaylardan, film göndermelerinden bahsedeceğim. İlk olarak bahsedeceğim detay bulması biraz zor olanlardan. Kabok gezegeni içerisinde birçok mağara ve gizli bölge bulunduran bir harita. Bu haritanın içerisinde ise başlangıçta normal gibi gözüken bir mağaraya denk geliyorsunuz. Mağarayı gezerkense sarmaşıklarla kaplı bir açıklık olduğunu fark etmeyebilirsiniz. Ancak bu açıklıktan girince Kal ile birlikte dakikalarca süren bir yarıkta ilerliyorsunuz. Dakikalarca süren derken ise abartmıyorum. Ne zaman bir yere ulaşacağız diye merak etmeye başlarken karşınıza çıkan şey ise bu oluyor. Interesting. Birçok droidin önlerinde duran Wampa adlı hayvanın çizimini yaptığını görebilirsiniz. Kimisi çizim yeteneklerinde başarılıyken, kimisi ise o kadar başarılı değil. Jedi Survivor'daki tatlı bir easter egg. Oyunda gizlenen bir diğer detay ise Jedi Survivor'ın hikayesinde tanıştığımız, yüzyıllar öncesinde yaşamış olan Santar Kree'nin ışın kılıcı. Kabo haritasındaki mağaralardan birine girdiğinizde açılamayan bir kapıyla karşılaşıyorsunuz. Bu kapının dışarısındaki bir yerde ise sizi takip eden bombalar bulabiliyorsunuz. Eğer bu bombaların harita boyunca bu kapıya kadar sizi takip etmesini sağlayabilirseniz, kapıyı patlatarak içeri girebiliyorsunuz. İçeride ise ufak hikaye detayları ve Santar Kree'nin kılıcını bulabilirsiniz. Sırada bahsedeceğim detay ise oyunun seslendirmenleri ile alakalı. Oyunu ilk kez oynamaya veya izlemeye başladığınızda karakterlerden birçoğunun sesi size tanıdık gelebilir. Özellikle ben ilk oynamaya başladığımda Bode karakterinin sesi için sürekli bir yerden tanıdık geliyor diyordum. Bode'yi seslendiren ismi araştırdığımda ise yine çok bilindik bir oyun olan Red Dead Redemption 2'de yer alan Charles'ı seslendiren kişi olduğunu öğrendim. Bode'nin sesi bu yüzden birçoğunuza tanıdık gelebilir. Where's the crew? Heading to the yacht. We'll meet them there. Oh, and Bravo said no comms. How you doing? Fine. Listen, I'll be taking off for a few days. Sure. What are you up to? Ayrıca oyunda gezerken karşılaştığınız rastgele bir NPC'nin sesi de size tanıdık gelebilir. New fella. Howdy. Howdy back at ya. If you're looking for a side, you might want to trek to the higher edges of the canyon. Is it worth the hike? I wouldn't know. Never been there myself. Too steep to climb. And there's a lot of creatures up there. Some of them won't even eat you. Bu NPC'yi seslendiren kişi, Overwatch'ta McCree'yi seslendiren kişi. We showed him what was what. Smarts, don't it? That'll learn you. Happy trails. A man's gotta have rules. Justice ain't gonna dispense itself. I feel like a new man. Bunun gibi pek çok tanıdık sesle karşılaşabilirsiniz oyunda. Belki sizin de keşfettikleriniz vardır. Star Wars Jedi Survivor'da aslında birinci oyuna gönderme yapan, selam çakan da pek çok yer var. Fort Kahlin bölgesinde birçok düşman droid ile karşılaşıyorsunuz. Bölgede ilerlediğinizde ise yürüdüğünüz platform birden açılıyor ve birinci oyundan da tanıdık olan bir boss ile karşılaşıyorsunuz. Ki bu boss, birinci oyunda oyunun başlarında da sürekli karşınıza çıkan, çoğu insanın illallah ettiği bir düşmandı. İkinci oyunda da durum pek farklı değil. Geçmesi zor bir boss sizi bekliyor yine.
Oyunda kalın dış görünüşünü değiştirebileceğiniz pek çok seçenek mevcut. Bu dış görünüşleri haritada gezerken bulduğunuz sandıklardan elde edebiliyorsunuz. Oyunun en başlarında edindiğiniz bir ceketse Star Wars filmlerinden tanıdık bir yüzü hatırlatıyor. Hatta ceketin açıklamasına baktığınızda yazan yazanın Star Wars filmlerine gönderme içerdiğini görebilirsiniz. Why you stuck up, half-witted, scruffy looking nerf herder? Who's scruffy looking? Star Wars filmlerine gönderme içeren tek detay ise bu değil. Oyunun başlarında giriş yaptığımız kantin bölgesine dikkatli bakarsanız, içeriye girmeden önce duvardan çıkan bir gözün size baktığını görebilirsiniz. Bu da filmlerde yer alan sahnelerden tanıdığımız bir görüntü aslında. Filmlerde yer alan bir diğer sahne ise Luke Skywalker'ın Rancor ile kapıştığı sahneydi. Bu sahneyi hatırlayanlar varsa, Luke, Rancor'un elinden ağzına bir kemik parçası sıkıştırarak kurtuluyordu. Jedi Survivor'da ise yine haritayı gezerken bulduğunuz bir mağarada gizli bir boss olarak sizi karşılayan Rancor ile dövüşüyorsunuz. Bu dövüş esnasında ise etrafta bulduğunuz kemikleri alarak Rancor'un ağzına fırlatabiliyorsunuz. Bu kemikler yüzünden de Rancor tıpkı filmdeki gibi ağzını kapatamıyor ve stun yiyor. Oyunun yapımcılarının filmlere ve Star Wars evrenine duydukları saygının bir göstergesi bu göndermede. Son olarak bahsedeceğim detay ise oyundaki Türk esintileri. Kabo haritasında gezerken bir bölgede bir droid ile karşılaşıyorsunuz. Droid'i ise kantinde müzik çalması için ikna edebiliyorsunuz. Ardından kantine gittiğinizde çalan müziklere bakarsanız Altın Laser Blaster adında bir grubun müziğinin olduğunu görebilirsiniz. Bu grup gerçekte Hollanda ve Türk asıllı kişilerden oluşan Altın Gün isimli bir grup. Twitter'da açıkladıklarına göre de oyun için 3 farklı parça bestelemişler. İlk beste droid'i bulduğunuzda otomatik olarak geliyor. İkinci besteyi shop'tan satın alabiliyorsunuz. Üçüncü beste ise haritadaki sandıklardan birinin içerisinde yer alıyor. Çalan müziklerde ise buram buram bizim havaları duyabiliyorsunuz.